CZ'nin stablecoin'lerle alakalı yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğiz ve bu konuya ilişkin aynı zamanda CZ'nin fikirlerini de dediğim gibi şöyle bir konuşacağız. Önemli de bir mesele olacak aslında. Diyor ki Binance CEO'su stablecoin'ler hakkında konuştu. Evet. CZ stablecoin'lerle alakalı konuşuyor. Bundan önceki yapmış olduğu açıklamalar vardı. Kendisi bakın biz stablecoin üzerine en son BUSD vakasından sonra biz stablecoin çıkarılması üzerine bir takım açıklamalar yapmıştı. Daha doğrusu bu yönde talepler gelmişti. CZ'de şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki biz bir stablecoin çıkarmayacağız. Fakat çıkaran bir tarafla ortaklık ve işbirliğine gitmeyi düşünüyoruz. Sadece bir taraf değil bu arada. Yani farklı farklı stablecoin'lerle de tabii bunu yapabilirler. O zamanlar gözler farklı noktalara çevrildi. Bakın, Cardano CEO'su Charles Hoskins'ın JET adını verdikleri yeni çıkardıkları algoritmik stablecoin'e ilişkin Binance tarafına dedi ki hadi biz yapalım falan tarzında ve ortak olalım tarzında talepte bulundu. CZ'den herhangi bir yanıt gelmedi. İkinci olarak gözler Terra Classic ekibine çevrildi. Hatta Terra Classic ekibi Binance'la ortak olabileceklerine ilişkin kendileriyle görüştüğünü ve yakın zamanda çıkaracakları bu Terraport üzerinde aynı zamanda Terra Token'la teminatlandırılacak olan yeni algoritmik stable coin'i Binance'a sunabileceklerini ve bu alanda bu şekilde ortak olabileceklerini dile getirdiler. Hatta durumların devamında yeni çıkan öneriler öyle ki CZ'nin Terra Classic ekibinin başına gelmesine ve lideri olmasına kadar bir takım önerilerle vuku buldu. Fakat bu olay gerçekleşmedi. Bunun da üzerine Shiba Inu ekibi Kusama ve taraflara da gözler çevrildi. Çünkü Shibarium'un SHI Token adındaki yeni algoritmik stable coin'ini piyasaya süreceği bilindiği için bu şartlar altında ortak olunabileceğine yönelik toplulukta bir takım şeyler çıktı. Birincisi CZ'nin algoritmik stable coin'leri sevdiğini biliyoruz. Fakat bunu ne kadar yapar, ne kadar yapmaz şüpheli. Hani algoritmik bir stable coin. Şimdi ben Shibarium'un SHI Token'ıyla ortaklık yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü SHI bir sente sabitlenmiş bir kripto para olacağı için tabii Binance'ın işini bu görmez. İki, Terra Classic ekibiyle tabii biliyorsunuz arası çok iyi CZ'nin. Fakat yine de Terraport'un ve Terra ekibinin sağlam bir iş çıkaramaması ve profesyonel olmayışından kaynaklı bunu da kabul edeceğini zannetmezken JET token'ı kabul edebilirdi ama bunu da etmemesi biraz da algoritmik stable coin'lere olan bakış açısını gösterdiğini düşünüyorum. Normalde sevmesine rağmen zannediyorum ki dünya genelinde ambargoya tabi oluşu bu süreci biraz uzatıyor. Ama şöyle bir durum da var. Algoritmik stable coin'lerin gerçekten çok tasarruflu olması durumu ve Binance'ın ilerleyen vakitlerde büyük bir küçülme riskiyle karşı karşıya olması hala bunlardan bir tanesiyle ortaklık yapabileceğini ambargoya rağmen bize gösteriyor. Bakalım süreç nasıl işleyecek ama stable coin meselesi Binance'ın bayağıdır gündeminde olan bir mesele. Binance CEO'su Changpeng Zhao mevcut küresel stablecoin devleri dışında alternatifler sunmak için piyasaya daha küçük algoritmik stablecoin'ler getirmeyi hedeflediğini söyledi. Evet. Twitter'da yeni adıyla X'te soru cevap etkinliğine katılan Zhao, USDT ve BUSD gibi büyük stablecoin'lerle ilgili riskleri tartıştı. Tether hakkında konuşan CZ, piyasa değerine göre açık ara en büyük stablecoin olmasına rağmen şeffaflık eksikliği nedeniyle varlığa karşı temkinli olduğunu söyledi. Ben boş konuştuğunu düşünüyorum tamamen. Şimdi algoritmik stablecoin diyorsun. Mesela zamanında Terra ekibi çöküşten önce acaba açık mıydı? Tamam mı? Tamam algoritmik stablecoin'leri ben de seviyorum bak bunu söylüyorum. Ama algoritmik stablecoin'lerin de riskleri var.
Tamam, şu anda CZ yer yapmaya çalışıyor algoritmik stable coin'leri kabul etmek için piyasaya. Anlatabiliyor muyum? Hatta mesela bu Terra yeni sürecek ya, bence onu hani ortaklık yapar mı bilmem, ya da Shibarium'un Shi token'ıyla, ama bence onları listeleyecek mesela çıktıktan sonra kendi Binance üzerinde. Şu anda yer yapıyor ama diyor ki şeffaflık eksikliği. Yani Duvon adam, yani ne kadar şeffaf olunamazsa o kadar şeffaf olmadı ki zaten. Bundan kaynaklı olarak herkes inanmak suretiyle içeride kaldı son dakikaya kadar. Anlatabiliyor muyum? Şeffaflık bu mudur yani peki? Ya da ne bileyim, kendileri ne kadar şeffaf? Binance. Dolayısıyla bunu bu şekilde olmamak lazım. Üzerine uzun uzun konuşmayacağım ama bunu CZ'nin söylemesi çok rahatsız edici. Ben şahsen USDT'nin herhangi bir denetim raporunu görmedim. E ben de sizinkini görmedim. Konuştuğum çoğu insan da bunu gördüğünü sanmıyorum. Yani bir nevi kara kutu. Zal, Binance USD gibi sözde iyi düzenlenmiş ve tamamen denetlenmiş stable coinlerin bile kendi öngörülemeyen riskleriyle birlikte geldiğini sözlerine ekledi. Stablecoin ortaklıklarımızı çeşitlendiriyoruz, farkındayız. Block Zincir altyapı platformu Paxos Trust Company 13 Şubat'ta New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan gelen bir emri takiben Binance'la ortaklığını sona erdirdi ve yeni bir USD stablecoinleri basmayı durdurdu. CEO, mümkün olduğunca çok sayıda stablecoin'le çalışmalıyız, tek bir iddiamız olmamalı ifadelerine yer verdi ve düzenleyicinin tamamen denetlenmesine rağmen bir USD'yi durdurmak için harekete geçtiğinin altını çizdi. Binance'ın düzenleyici ve şeffaflık riskleri bir sonucu olarak algoritmik stablecoin'ler üzerinde çalıştığını bildiren CZ, potansiyel riskleri seyreltmek için stablecoin ortaklıklarını çeşitlendirdiğini belirtti. Bak, anlıyorum, ya durumu anlayabiliyorum ama burada bu arada CZ'ye karşı, yani bunu söyleyen bir üslupla konuşuyorum, yani kabul etmiyor adamlar. Adam diyor ki, bak, regülatörler diyor ki ABD, Avrupa Birliği, Shi token istemiyoruz. Ne bileyim, USTC istemiyoruz. JET istemiyor. İstemiyor adamlar. Yani sen bunları kabul ettiremezsin. Ya derdin ne? Bak, her yerden zaten reddedildin. Bütün ülkelerden. Yani olay nedir? Peki. Aslında yüksek ölçekli olmayan farklı yerlerde algoritmik stable coinler üzerinde çalışan küçük bir ekibimiz var. Ancak bu yerlerde yerel olarak çok alakalılar. Yani bizim yaklaşımımız, her şeyin bir riski olduğu düşünülürse çeşitlendirelim ve hangisinin daha fazla büyüyeceğini görelim. Dediğim gibi, ya anlıyorum, doğru şeyler söylüyor fakat yaptığı şey bence biraz yanlış. Algoritmik stable coinler çünkü ne olursa olsun ambargoya tabi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.